Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Null Machine'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve ben yokken Onat'ın birkaç eserine bakalım. Mesela Villager Farm'ı yapmak gibi. Aşkane abi, lütfen. Lütfen. Bunun yanı sıra bir adet at çiftliğimiz de var artık. Çünkü rastgele atlar bana yetmedi. Dedim abi, oyundaki en iyi atı yapacağım. Evet. Şimdilik ben kendime bir tane at buldum. Gayet memnunum. Teorik olarak en iyisi de şey oluyor. Saniyede 14-15 blok koşuyor. 15 kalbi var ve 5 blok zıplayabiliyor. Neyse, devam ediyoruz. Evet. Şimdi ben bu bölüm Immersive Engineering'e girişeceğim. Immersive Engineering'in hand manuelini yaptım. Çok basit bir şey zaten. Kitapla lever'ı yan yana koyuyorsunuz ve bu şekilde başlangıcımızı yapıyoruz. Hammer'ımız vardı zaten burada. Ah, ve şimdi benim biraz treated wood'a ihtiyacım olacak. Yani bunun anlamı bana bir adet crafting table. Doğru. Evet, crafting table gel. Sonra bolca. Aslında dur, direkt yarım stack wood'u alıp plank'e çevireyim. Tamamdır. Evet, ve burada bir adet drum var. Ve arkasından iki tane transfer node'la direkt alıyor sıvıları. Balance grid. Tamamdır. Ve benim kovam nerede? Neyse, yapalım bir tane kova. Ve tabii ki de biraz uyuyalım. Evet. Bu arada Onat, cidden bize muffler lazım. Taşıyabilirim. O da olur. Muffler şimdi her şeyi kısıyor ya. Neyse, şimdi koy sen muffler'ı, ben onu sonra taşıyayım. Ve ben de şu an treated woodcraft ediyorum. Ups. Evet. Şimdilik bu kadar yeter. Asa dur, yetmez. Ben şunların hepsini yapayım. Evet. Böyle işkence bir yöntem. Bu arada şu eklemeyi düşündüğümüz modu da ekleyeceğim bugün. Bir güncellemeyle. Ve şimdi burada biraz treated steam var zaten. Biraz daha yapalım. Tamamdır şimdi. Dur. 6. Asıl dur. Böyle yapalım direkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamamdır, 12 tane şimdilik işimi görür. Ve bana biraz steel lazım. Ve valla. Dedim ki ve valla. Ve water wheel'imiz hazır. Şimdi bir tane de bana ne lazım? Kinetic Dynamo. Senin için bu lazım, bunun için bu lazım, bunun için bu lazım. Şurada bir yerde benim copper plate'im olacaktı biraz. Evet, copper plate. Ve shears'ımız var mı? Var. Hmm.
Tamam, artık geçerli değilmiş. O zaman senle yapıyoruz. İki tane steak. Bir tane de ayran. Abi ne yapsın? Ağacım bitti. Yapma 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 yapma. Yeterli Hayda, bunu kabul değil. etmiyor. Dur ben ona tuş Kinetik Dynamo. Korktum ya abi, bitiyordu ha. koyacağım. abi, makineyi verimli yaptık. Çok fazla verimli. Ne bekliyordun? Abi bunun içine 800 tane duruyor muyuz zaten? Ben buna dörtlü koyayım mı bunun içine? Daha küçüğünü. Dur bir saniye. İlla yukarıdan mı kabul ediyor, etmiyor. Aa. Ha bu arada şu an Discord'da olanlara soru. 3454 tane çark oldu, ne yapılabilir? Her bir şey. İyi. Ha bu arada buraya Abi da yalnız bu hemen bir gözlemimizi yapalım. Macerator'ımızı koymuştuk geçen bölüm zaten. Bunun yanı sıra elektrik furnace'ımızı koyduk. Extractor'ımızı koyduk kendisi. Hemen gösterelim. Şurada sticky resin'larımızı alıyoruz. Bunun içine atıyoruz ve valla kendileri rubber'a dönüşüyor. Metal former'ımız birazdan göstereceğim. Rolling modu direkt plate'e çeviriyor. Bu otomatik yapmak için hammer durability'si harcamamıza gerek kalmıyor. Gerçi harcayabilirdim şu an ama neyse. Bu arada biraz daha güzel bir enerji üretim yöntemi bulmamız lazım yakında. Hoş geldin. Bulduk. Videodayız bu arada. Dramlar. Bunun yanı sıra bir adet elektrik alloy furnace'ımız var. Kendisi alloy yapmamızı sağlıyor ki bu ileriki seviyeler için gerekecek. 5 copper plate. 6 tane copper plate şimdilik işimi görür. Tamamdır, oldu. Masa dur. 6 tane görmezmiş. İki tane daha lazım, evet. Köfte. Efendim. Dün bir mod demiştin. Inventory Tweaks miydi? Mouse Tweaks miydi? Ha evet, Hangisiydi? Mouse Tamam, onu indirip onu yükleyeyim. F7 hala yok yalnız. Evet, onu ekleyeceğiz. Bana baksana bir. Hı? Şey, onu da ekleyen bir mod var. Hatta onun adını da söyleyeyim hemen. Burada. Kaçmıyor mu? Alıyor, baksana bir. Anlayamadım. Mesela şu 18 kapırın hepsini de ben plate'e çevireyim ya. 32 milyon mu yazıyor? Evet, şimdi gelelim. Senden ne yapacağız? Kinetik Dynamo. Bir de ne? Ayran lazım. 32 milyon. Evet. Evet, tamam. Çünkü anlayamadım da benim gözler biraz yanık. Redstone'larımız nerede? Project Red'e gitti. Onat! Bir tane Fortune 3 kitabımız var. Ben onları işleyeyim istiyorsan. Onat! İşleyeyim. İşliyorum. Bu moral of the story. Asla ama asla red sonlarınızı onatla ya baş başa bırakmayın. Abi ben yalnız hani ne oynarsam oynayayım Redstone bitiyor. Hangi paket olursa olsun. Moral of the story. Asla ama asla redstone'larınızı onatla yalnız bırakmayın. Biraz ödünç de getirebilirim. Değil mi? Olabilir. Değil mi? Getirebilir miyim? Ne lazım? Redstone. İstemediğim kadar oldu. Oo. Tamam. Köfte hepsini çalıyoruz. Yoklar olacak. İstersen şu 22 bloğu al. Yeterli olur. Mu? Abi ben Project Red'e bakınmak için sanırım 8 stack redstone Bakın harcadım. Mümkün bak. çünkü 8 stack redstone'umuz yok şu an. Bakın. Kaçın bakalım. Ama olsun 8 tek redstone'un Project Red item'larımız var. Demek ki girsen Project Red'e ne yapacaksın? Neyse girilen bir mod değil. Hadi doğru. Onu tutturuyorum.
bahsedilmiştir. Ve valla şimdi. Şimdi gelelim işin keyifli kısmına. Keyifli kısmından kastım sadece su yerleştirmek. Yani keyifsiz kısmı aslında. Yeah. Evet. Keşke kendime scaffolding yapsaydım diyorum şu an. Çünkü şu an merdiven yapmakla uğraşıyorum. Cobblestone'dan. Sizin portala nerede iniyorduk? Hangi portala? Nedir? Ha, karşıda. Nedir karşıda? Abi onu niye karşıda aldınız? Ya aşağı taraftaki her şeyi kaldırdım da gereksin. O yüzden orada koy. Başka bir şey lazım mı? Redstone'ları götüreyim mi ben? Sonrasına bakarız. Gelince orada da alacağım zaten. Bir şey soracağım, o harbi hepsini mi aldın? 600 tane reston vardı. Tamam abi, azıcık aldım işte. Çok aynen. Değil yani. 500'lük. Evet. Ah, işte diyorum, redstone'larınızı onatla yalnız bırakmayın. Çok güzel sonuçlarla karşılaşamayabiliyorsunuz. Ya da fazla güzel sonuçlarla karşılaşıyorsunuz ancak beklemediğiniz güzellikte sonuçlar oluyor. İkisinden biri. Mesela ne kadar? Birkaç dakika içinde 4.500 çarkol üreten bir makine. Ama hangi yere? Evet. Biraz daha. Veya at pisti. Aynen at pisti. At pisti daha iyi. Daha hızlı döndürüyor şu anda. Sanırım belirli bir animasyonu yok. Neyse. Köfte redstone'ları getiriyorum. Tamamdır. Kalanını bırakacağım. Tamamdır. Ben de immersive engineering ile uğraşıyorum. Oo nice. Ha bu arada benim düşündüğüm şeydi. Şu şelaleyi az daha uzatalım abi. Buranın ortasına dökülsün. O yolun altından geçebilelim. Tabii onun o zaman bir 2-3 blok yukarıda olması daha mantıklı olacak. Bir bakarız ona daha sonradan. Ben şimdi bir RF'imizi üretelim. Of. Bu arada bizim cidden iyi bir EU üretim yöntemi bulmamız lazım. Love. Hayır. Asla. No flame. İda. Say no to. Abi nerflenmeden üretebileceğiniz bir üretim bence. O yüzden şu anda depo yapmaya çalışıyorum. Nerf there changes. Abi ürettikleri bir nokta var ki loglardan ürettiklerini nerfleyeceğiz. Hayda. O kadar yapamıyorum. Yo yapabiliyoruz. Ne? Hani teknik olarak olabilir de. Gel gel user log'u da sil. Kolay iş. Vazgeçtim, şaka yaptım. Sen yapar mısın? Kendiniz kaşınıyorsunuz, ne yapayım? Platinyum'u nasıl elde edebilirim? Cevabı tahmin et. Dua ederek.
Ya o da nerflendi kesin de. Vanilla da üretiliyor. Ya da open falan. Industrial Grinder diye bir şey yapmam istiyor. Yo. Ve bir köpek gibi pahalı bu. Aa köfte. Efendim? Tinker'ın yapımcısına adak adama seansı izlemek ister misin? Hayır. Peki. Ama izleyicilerim izlemek ister, o yüzden geliyorum. Ha, güzel. Benim seçeyim, oru nereden bulabilirim? İkinci Iron Golem'imiz var mı? Hemen aşkhaneden bir Iron Golem alıyoruz. Dün 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 dün. Selam, ben de buradaymışım. Ve bu altara bırakıyoruz. Tinker's adına. Tan, tung. For the good things. Evet, ve bu şekilde ayrımımız elde ediliyor. Evet. Onat bu şekilde bir iron farmı yapmayı başardı. Çünkü canı sıkılmış adamın. Abi pasif healing'i çözebilirsen var. Ben sana onu yapacağım. Okay. Takma yani o teknolojiyi geliştirdiğimiz anda sonsuz ölçeklenebilir emerald ve iron üretimimiz olacak. Eğer AoE'yi heal'layabiliyorsak. Heal'layabiliyoruz. Güzel. Orkun eve geliyorum. Ha doğru, böyle değildi. Ama bu akşam bekleme, geç geleceğim. Tamam. Şimdi ben bunu yaptım. Abi de benim yapmam gereken çok önemli bir şey daha var. Bu. Stone brick lazım bana. 12 tane stone'um varmış zaten envanterimde. Silk Touch'ın faydaları. Silk Touch candır, gerisi heyecandır. Şimdi... Sevgili Low Voltage Connector. Farmın içindeki 4 bitmiş. Şimdi seni... Bu da ney? Köprünün karşısına... Örnüs değil mi bu? Odunumuz kalmadı, Orkun'a odunumuz. 144 mini bucket, 1 ingot mıydı? Öyle. Sanırım. Oo, bayağı bir dolmuş. Efendim? Üretimim lazım. Onun üretimi bildiğim kadarıyla... Evet. Çok şu zor. Şu an fazla uzaktaymışız. O yüzden yerleştiremiyoruz bunu. O zaman buradan yerleştireceğiz. Gel gel, şurayı görmüş müydün? Ve tabii ki de bana bir scaffolding malzemesi lazım. TNT. Efendim? TNT. Anında kırabiliyorsun. Scaffolding malzemesi lazım dedi. Tamam abi. Ender Lily düştü mü? Scaffolding. Tırmanmak için diyorum. Hani üste koyunca kullanılabilir. Azıcık riskli. Risk budur. Yalnız bir düşünsene, hakikaten kullanıyorsun, ondan sonra rastgele bir yerden redstone akımı çıkıyor.
Böyle bir durumdan nasıl toplanır mesela? Bilmiyorum. Şimdi slime slingshot'ım, gel bakalım. Mesela senin gelişini şuradan ayarlayabiliriz. Olmadı. Neyse. Ah, bunları kullanmayı öğreneceğim ben bir ara. Efendim? Bu ne? Kullanmayı henüz öğrenmediğim bir şey. İyi, çözelim mi? Çok uzakta. Jelayları dikmişiz. Aynen. Şimdi sevgili Relay. Tamamdır. Buradan sonrası... What? What? Evet, şimdi bu seride de shovel taşımak yerine shovel taşımayı unutmak yerine ne taşımayı unutuyorum? Matok. Hayır. Doğru item seçimi. Çekiç taşımayı çekiç demişim, pardon. Ah. Köfte vanilla yöntemi hatırla. Neyin vanilla yöntemi diyorsun? Aa, kapılar ya. Engineer's Hammer. Hah, tamamdır. Şimdi sevgili Relay, gel bakalım. Evet, şimdi seni buraya bağlayamıyoruz çünkü uzak. Lanet olsun. Evet, kendime bir balta yapsam güzel olacak. Kesinlikle kendime bir balta yapsam çok güzel olacak. Metok. Metok sevmiyorum ya. Hatchet'in çok sevdiğim bir özelliğine sahip değil. Nedir? Leafleri çok hızlı kırma. Evet. Ayrıca durability'si de zaten diğer tool'lara göre çok zayıf kalıyor. De o kadar sık kullanmadığın için çok da önemli. Sık kullanmıyorum derken? Ben kullanmıyorum en azından. Hani pikachu'nun efendim. Şurayı temizleyebilecek misin? Tamamdır. Şimdi geriye ne kaldı? Şuraya da bir bağlayalım. Evet, artık RF'imiz var. Ancak RF kullanacak hiçbir şeyimiz yok. Peki, RF kullanacak ne yapabiliriz? Düşünelim. Immersive gideceğim. Ore processing. Hammer'lı olan değil.
Forrester'ın makinaları. Olabilir. Ve Forrester'a girelim mi? Şimdi değil, bir saniye. Bir. Tamam, hazırlıkları yapıyorum. Villager'ımız var. Improved blast furnace yapabiliriz. Fermenter yapabiliriz. Ne için kullanılabilir? Yakıt üretimi. Güzel. Sonra semi-fluid generator'a atarız. Bakayım, biomass. Bunun yanı sıra yok, crusher o kadar verimli değilmiş. Evet. Bakalım immersive. Creosote oil, plant oil, ethanol. Biodiesel. Tamamdır. Biodiesel üretiriz. Biodiesel ile de yakıt tüketiriz. Bence gayet makul. Ne diyorsun? Olur. Bana uyar. Tamamdır. O zaman. Ah. Bu bölüm. Şimdilik bir şey yapmayacağım. Daha ben bölüm arası craft edeceklerimi edip. Şimdi bu bölüm. Bir başka moda daha girişeceğiz. Botanya. Hızlıca bir girişeceğim. Evet. Gelin bakalım sevgili çiçeklerim. Çünkü Botanya'ya ikimizin de ihtiyacı var. Bunu konuştuyduk. Hı hı. Bu arada Tall Mystic Flower'ları alalım. Şimdi 4. Tamamdır. Şimdi benim bir tane... Paddle bilmem ne bilmem neye ihtiyacım var. Ha tabii, paddle bilmem ne bilmemden önce kendime bir tane... Leksika Botanya yapmam lazım. Botanya'daki... Bir tane yapsana. Birlikte girişelim, öğreneyim ben yandan. Heh, gel. Leksika Botanya. Oo, kitap çok rolu açıldı. Fazla iyi. İçeriği de falan da çok iyi. Botanya hakkında merak edebileceğin her şey bu arada içinde var. Hani modda direkt buradan öğrenebilir miyim? Aynen. Güzel. Ups. Heh. Şimdi. Bunu yaptık. Benim ayrıyetten başka neye ihtiyacım var? Paddle up bilmem ne bilmem ne. O şey benim için her daim paddle bilmem ne bilmem ne olacak. Şimdi. Stone. Bolca stone. Dur, nasıldın? Heh, bir de doğru şu. Ve valla. Ve bunu bir sınırsız su kaynağının yanına koymamız lazım. Yani bunun anlamı... Nehrimizin yanına koymamız lazım. Oo, otantik yapıyoruz o zaman. Aynen. Builder'ı. Güzel. Biraz seed getirebilir misin içeriden? Herhangi bir seed. Tamam. Ya dur ben alayım, sen biraz uzaktaymışsın. Ya... Aynı anda vardık. Ben başka yerdeki suyu diyorsun sandım da. Ha yok, buradakini dedim. Ya bu geçici ya, daha sonradan başka şeyler. Bu arada köfte bir şuraya bakabilecek miyim? Arkandayım. Biz buraya ne yapacağız? Bilmem. Orayı yıkalım aslında ya.
Değil mi? Oraya fabrikalaşmaya başlarız. Bir şey yapılabilir bile göremiyorum. Oha. Ben burayı. Hatta artık direkt görmüyorum. Neden? Tamamdır. 4 niye tane Pure Daisy yaptım. Bu Pure Daisy'ler ne işe yarayacak? Orkun abi. Dur, love Pure Daisy'yi nasıl yaptık? Love. Oha. Leksika Botanya'dan bak. Ya da sana da göstereyim birazdan. Köfte. Efendim? Ben onu okuyayım yandan. Love'dan öpsemedin değil mi? Hayır. Niye sordun? Love. Love'umuz bir... What? Elektrik yok. Asıl gel. Gel onu at gel. Sana Pure Daisy yaptıracağım hemen. 4 tane daha ihtiyacımız var. Sistemden eşya alamıyoruz. Elektriğimiz gitti. Koş koş koş. Bende yok. Depolar niye çalışmıyor? Al şimdi şunları. Crafting table'ına koy 2'ye 2'lik. 2 tane pedal verecek sana. Okay. Sonra kovayı al. Nether'a gittim ben. Gel. Şu 4 tane seed al arkanda. Arkanda 4 tane seed var. Tamam. Şimdi bunun içine aynen öyle. Of abi bayağı intuitive yapmışlar ha. Neyse 3 tanesini daha yap. İyi de daha bitmemiş ki. Total 4 tane vallahi lazım. Valla ben de kafama göre attım abi. Önceden hatırladığım resiplerle oldu. Güzel. Tamam, bilmediğim modları yine çok güzel oynuyorum. Botanya güzel moddur bu arada. Favori modlarımdan biri. Sana asıl Botanya'nın şey. Branch getirdin mi? Item taşıma ve redstone özelliklerini göstereceğim ileride. Sistem şimdi gel. Şuradan itibaren yerleştir. Aralarında iki boşluk olsun. Pump çalışmıyor tamam. Şu anda. Şimdi sen sendeki dörtlüğe şu stone'ları yerleştir. Çevresine. Benim wood'ları yerleştirdiğim gibi. Çünkü lava değmiyor. Bir blok aşağı indirmemiz oops lazım. Bu buraya değil tabii ki de. Bunu kırabilir miyiz? Kırarsak... Aslında wood'ları sana verseydim, stone'ları ben alsaydım daha mantıklıydı. Silk taçı olan gerek benim, yok baltası olan sensin. Jetpack versene. Ha şey, 3'e 3. Okey. Aynen. Jetpack ver, jetpack ver. Bekle. Değil, ne abi? Blok koyacağım altına. Evet, bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve sen benim... Ne oluyor? Gel. Şunlar dönüştüğünde wood'ları sen kırmaya başla, ben de stone'ları kırayım. Bence birisinden rica edelim. Wrench. Evet, birazdan dönüşecekler bunlar. Birazcık bekliyoruz bu şekilde. Evet. Dönüşmelerini bekliyoruz. TPS'imiz ne bizim? Hah, dönüşmeye başladılar. Oo, çok çılgın. Aynen. Living wood. Bekle orada gel. Evet. Bu living woodlar ve şu stone'lar da living rock'a dönüşecek. Hah, dönüşmeye başladılar. Bunlar Botanya'da en çok kullanacağımız şeylerden bazıları. Hmm. Yani çoğun Botanya bloğu bunlarla yapılıyor bu arada. Bunun yanı sıra... O zaman ben bunların makinasını yapayım mı bir? Yani zaten yapıyoruz ileride. Yani bayağı basit bir şey. Aynen. Böyle bir sistem var. Ayrıyeten. Dur. Çok güzel bir şey daha göstereceğim. Kovayı versene. Şimdi. Pure Daisy'nin bir özelliğini daha göstereceğim. Oo abi kitabı çok güzel yapmışlar. Gel gel gel. Pure Daisy'nin bir özelliğini daha göreceksin şurada. Suyun çevresindeki particle efekti görüyorsun. Bu o su dönüştürülüyor demektir. Peki bu particle efekt Pure Daisy'ye mi has, dönüşen her şey? Pure Daisy'ye has. Okey. Başka şeylerin başka dönüştürme olayı oluyor mu? Var. O zaman farklı oluyor. Var var var. Dönüştüren birkaç, iki tane daha çiçek var. Aslında üç çiçek var. Göstereceğim onları da ileride. Bir tanesi or yaratıyor. Aslında iki tanesi or yaratıyor.
Ha, ondan bahsetmiştim. Aynen. Bir tanesi de şey, renkli taş elde ettiriyor bize. Okul sistem açtın, başka bir şey lazım mı? Evet. Şu dönüşsün, tamam, hemen ardından hayır. Videoyu bitireceğim. Sonraki bölüme hazırlığa başlayacağız. Hah. Dönüştü. Oldu, kar. Aynen. Hmm. Snow'a dönüşüyor. Sonra You Know Nothing Jon Snow diyoruz. Tamam. Bu iğrenç espriyle birlikte izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.